71. Hocam neredeyiz şimdi biz? Şu an Route 62'nin hemen yanındaki Ronin's Sex Shop'tayız. Ronin's Sex Shop. Oxford'a doğru devam ediyoruz. Evet, Oxford'a doğru devam ediyoruz. Şimdi çok arada bir sürpriz bir yere girip çıkacağım. Tamam. Swabic Sport diye bir kanyon pası var. Tamam. Bir kısmını yapacağız, geri çıkacağım çünkü o yol bayağı gidiyor. Offroad mu hocam orası? Offroad, evet. Offroad, evet, tamam. Şimdi bu yolun özelliği şu geldiğimiz asfalt yol. Hı-hı. Pastan sonra girdiğimiz hemen sağa döndüğümüzden itibaren başlıyor. Burası Route 62. Route 62 Afrika'daki hani motosikletçilerin ve işte macera severlerin en sevdiği yollardan bir tanesi. Amerika'daki Route 66'nın benzeri. Amerika'daki Route 66, Güney Amerika'daki Route 40 gibi. Afrika'nın da popüler rotası bu. Burası, evet. Çok fazla aktivite olan bölgeler var çünkü. Popülaritesi de oradan geliyor. Bir de flora ve fauna bambaşka. Şimdi göreceksiniz. Yaklaşık bir 200 kilometremiz kaldı. Tamam. Pasla birlikte. Ondan sonra başka maceraya gireceğiz motorsuz. Onu da orada konuşuruz. Onu da sonra, az sonra. Bizi izlemeye devam edin. Usta bir afiyet olsun. Elma suyumuz. İnternet yok, kaliteye bakabilirim. Abi, herkes Donon'u sütyenine asmış. Ben sütyen takmadığım için asamıyorum. Don as, don da mı giyiyorsun? Don giyiyorum ama... Donsuz mu gezeyim hocam? Motora... Bir tane bir don getirdim. Motora... Bak her yerden Hocam şimdi siz ekipmansız binmeyin diyorsunuz ya. Donsuz binilebiliyor mu motora? Ben bilmem. Bir şey kalmış. Tercih meselesi. Mustafa Bey de asacaktı da vazgeçti. Niye asmadık? Ya oğlum seninkiler pahalı ya, yazık ya. Bak don var ya, sıcaklık çok önemli bir şey. Evet. Yani kaliteli don. Evet. Altında kaliteli bir don yoksa yanında silverdin taşıyacaksın abi. Bravo. Aynen. Duydun mu? Duyduk. Dondan tasarruf olmaz. Mustafa'cığım donsuz gezmediğim için silverdin taşımıyorum. Ama kaliteli don diyorum. Kaliteli don önemli. Göstereyim mi hocam kalitesini? Onu ben bilmem. Bambu. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Abi sen niye yine şey geçtin öyle? Abi alsana onu buraya. He. Resme tam şey olduğun için girdiğim. Ya Yasin abi bu kamyonetlerin bize gıcığı mı var abi? Az önce durduğumuz yerde de motorların resmini çekecektik. Buydu. Kamyoneti... Böyleydi. Beyaz da aynısıydı. Bu olmasın abi? Olabilir. Yok şeydi o. O Toyota. Beyazdı. Beyazını hatırlıyorum. Beyaz. Yes. Evet arkadaşlar. İçiyoruz. Sonra gideceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar, moladan sonra aşağı yukarı bir 20-25 dakika sürdük. Route 62 üzerinde Lat Smith isimli bir şehirde mola verdik. Sanırım benzin alacağız. Evet. Benzin almak için durduk. Depolarımızı dolduralım bakalım. Arkadaşlar benzinimizi de aldık. Hocam devam mı? Evet arkadaşlar, mola yok. Mola yok. Devam ediyoruz. Herkes benzinini aldı. Route 62'deyiz. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. İyi, siz nasılsınız? Uykum var. Anlamadım. Uykum var. Uykum var. Uyu. Giderken mi uyuyacaksın? Olur. Süper. Evet. Sarper hocamı bekliyoruz. Devam ediyoruz. Hocamızın peşinden.
kasabadan geçiyoruz. Kasabası oldu bilmiyorum. Route 62 üzerindeki bir kasaba. Solda bir restoran var. Sağda bir benzinci. Biz benzinimizi aldık. Şimdi devam ediyoruz. Genelde yerleşim yerleri yeşillik. Onun dışındaki yerler çöl gibi diyebilirim. Şehir içinde yavaş ilerliyoruz. Burada 62 gördüğünüz gibi. Evet, birazcık serinleyelim şöyle. Ediyoruz. Vermiyor. Evet, otostopçuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Para var diyor, bende diyor. Beni diyor götürün lütfen diyor. Otostop burada böyle çekiliyoruz. Öğrenmiş olduk. Evet. Biraz serinlik oldu sanki. Az önce daha sıcaktı. Şu anda hava 32 derece gördüğünüz gibi. 32 derece. Saat 13.32. Camımızı götürüyor bir yerlere. Nereye götürüyor bilmiyoruz. Evet. Şu an müsait. Ve kasada 4 tane yolcu. Muhtemelen çift kabin içeride de 4 kişi var. Sığınmışlar ki arkaya oturmuşlar. Biz de onu sormak için bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Modo Enduro'yu aldık. Enduro modu aldık. Birazcık toprak yolda gidecekmişiz. Hocam öyle dedi. Mustafa ile sıralamamız değişti. Mustafa şu anda 2 numarada. Ben de 3 numaradayım. Evet bakalım devam ediyoruz. Offroad yapmadık da demeyelim Afrika'da arkadaşlar.
tozdan bir şey görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar devam ediyoruz sürmeye. Hocanın yaptığını yapma demişler ama ben yaptığını yapıyorum hocanın. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma demişler. Ama ben hocanın dediğini yapmıyorum. Daha doğrusu dediğini de yapıyorum, yaptığını da yapıyorum. Niye öyle bilmiyorum. Evet. Öyle çok da kötü değil yani yol. Öyle yollardan biz daha önce motor kullandık, sıkıntı yok. Toz çekip yeter, kapatıyorum şimdi. Güzel bir vadinin içine giriyoruz. Çekimi kapatmıştım ama bu güzellikleri sizin de görmenizi istedim. Bir vadinin içerisinde aşağı yukarı 10 dakikadır ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi tozun içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Önde Sarper Hoca, arkada Mustafa, benim arkamda da Yasin abi var. Devam ediyoruz. Manzaralar, yani bilmiyorum, bence güzel. Beğenmeyen vardır tabii ki. Biraz sıcak, 32-33 derece. Yapacak bir şey yok. Biraz rahat davranıyorum. Şeridin, daha doğrusu yolun ortasından gidiyorum. Çünkü önde iki tane motor var. Onları görebiliyorum. Eğer ki karşıdan bir gelen olursa onlar muhtemelen kendi şeritlerine doğru yol alırlar. Biz de ondan sonra onların pozisyonuna göre kendi pozisyonumuzu şekillendiririz. Şimdilik her şey gayet iyi gidiyor. Öyle bir vadi. Belki de dere de var ama yani ben henüz suyu göremedim.
Belki de mevsimseldir. Mevsimde görmek biraz zordur çünkü sıcak. Sıcak olunca buharlaşmış veya evet dere var. Az akıyor ama. Evet, Mustafa Bey devam et. Beni duymuyor gerçi. Bu arada bu seyahatte Sarper Hoca soldan trafik olduğu için bizim ülkemizde de sağdan akan trafik olduğundan şaşırmayalım, dalmayalım diye interkom kullanmamızı istemedi. Biz de interkomlarımızı kapattık. Daha doğrusu Mustafa'nın interkomu var ama muhtemelen şey değil. Şu anda aktif değil. İnterkomlarımızı aktif etmedik. Benim interkom kaskımda bile takılı değil. Evet, sanıyorum burada duracağız. Evet hocam. Drone'u burada kaldıralım ya da bir yerde gözüne çarpan. Ya çok her yer çarpıyor. Evet. Evet. Geride çok güzel 2-3 yer var. Güzel bir ortam. Kaldığı 1-2 yer vardı da. Evet. Dönüşte de çekebiliriz. Dönüşte buradan mı döneceğim zaten. Dönüşte bu yol mu gene? Evet evet, aynı yolu geri döneceğim. Ha. Şimdi. Hocam duruyor muyuz şimdi? Şimdi bir kahve yapacağım size. Burada. Evet. Tamam. Süpersin ya. Tamam. Bir gölgede biraz kahveyi serinleyelim ya. Size bir rota bulayım. Mesela diyeyim ki şuradan gelin, yanından geçin, gideyim. Şunun bir sinyaline bakayım. Tamam. Sen şimdi kahve yapıyorsun. Ha? Bir kahve yapıyorsun. Evet, evet. Tamam, süper. O zaman bir iyice bakacağız. Evet, arkadaşlar şu anda Sarper Bey bize kahve yapacak. Dertlerini yak yasın da. Evet, kahve yapacak. Kahvemizi içelim. Birazcık serinleyelim. Müsaadenizle. Evet arkadaşlar, mola verdik. Çekiyorum abi. Sarper hocam bize yolun ortasında, off-road'un ortasında kahve yapıyor. Mustafa Bey'e de bisküvi verdi. Mustafa Bey de bisküvisini açıyor. Oha, sarper sarper sarper. Nereye gitti? Drone'a bakıyor. Şuradan bir gelsene. Yasin abi. Ben şu an keşfettim. Şuradan bir gelsene. Ben 120 metresine oraya bir gireceğim daha, tam gireceğim. Evet. Şimdi kırmam lazım. Makinen yeni, eskisini getirseydim böyle güzel çekmeyecekti. Onda bu 500'e kadar çıkıyorduk. Bu 120 mi? 120 de kıracağım ben onu birazdan. Dur. Yani bak buradan gelseniz. Sonra şurayı dönüyorsunuz. Sonra çok böyle iyi. Geçip gideceğiniz. Aslında biz burada bir şey yapsan da 4'ü geçecek. Evet. Kayıt. Ama burada sabit tutsan diyorsun. Ha. Ama o hareketi yapar mı? Yapamaz. Kaydesten hareket tek hani, tekrarlayamıyor mu? Demiş daha gelince olabilir. Mustafa çok şey istiyorsun sen de ya. BMW'de var ya. Ne var? Tut tut tut. Düğmeye basıyorsun kendi geri alıyor. Maksimum bir kupa. 400 metre. 500 metre. Bu bardak. Kabul ediyorum. 500 metre. Hocam şimdi pompalıyor. Pompaladıkça kahve oluyor. Okey. Harita yükleniyor. Ağ bağlantı. Hocam geri, ben geri şey o tarafa atmasın diye. Espresso mu bu Mustafa Bey? Evet. Uzun ne? Uzun long. Kısa çekiyoruz. Long. Bu kısa mı bu abi? Yok şey bu short. Uzun. Hmm. Benimki short oldu. Evet. Süper. Nasıl bisküvi? Sağlıklıymış. Güzelmiş. Sağlık Bakanlığından onaylı mı? Şuradan. Güney Afrika. Abi bizim ülkede böyle şeylere Tarım Bakanlığı bakıyor. Niye? Gıdaya. Vallahi bak Tarım Bakanlığından onaylı. Hep yeme içme ürünleri. Bu şeyler de Tarım Bakanlığı saplamadılar. Omega'yı. Bize hayvan muamelesi mi yapıyorlar abi? Süper. Evet söylemiyorum. Kameralar karşısında. Sen bir de o ülkede yaşamıyorsun yani. Biz yaşıyoruz. Yaşıyor canım. Kaç kadar olmasa. Evet.
Dışarıdan baktığında güzel ülke değil mi hocam? Yasin abi drone nerede şimdi? Drone 310 metre yukarıda. 316 metre. Evet, daha da yukarıda çıkıyor. 216'ya getirelim abi, bungee jumping kadar olsun. Oradan drone'u aşağıya atalım. Bakalım hangimiz önce. Bungee jumping yaparken drone'la çekim yapabiliyor muyuz abi? Yaptık bence. Süper. Gene yaparız diyorsun. Vay arkadaş ya. Araba ortada yok, araba geliyor dedi Yasin abi. Nereden biliyor? Yukarıda gözü var. Arkadaşlar, Yasin abim drone kullanacak. Biz bir yukarıya çıkıp ineceğiz. Bizi çekecek. Şimdi hazırlığımızı tamamladık. Motorlarımızı çalıştırıyoruz. Sıralama aynen devam. Evet. Kaskımızı da kapattık. Mustafa Bey devam ettikten sonra ben de hareket edeceğim. Evet. Çıkıyoruz. Vadinin içerisinde şöyle bir görüntü alalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Bu vadi 60 kilometre boyunca devam ediyormuş arkadaşlar. Yani ismi de biraz uzun ama ben bilemiyorum artık, söyleyemeyeceğim. Sarper hocam az önce söyledi. Bilmiyorum, böyle 60 kilometre gitmeyeceğiz biz. Aşağı yukarı bir 10 kilometre falan geldik. Yukarıdan bir yerden U dönüşü yaparız dediler. Bakalım nereden yapacağız bilmiyoruz. Şimdilik böyle devam edelim. Sarper Hoca söyleyecek bize nereden döneceğimizi. Afrika'da da vadilerde offroad yapmadık demeyelim. Gerçi zemin çok kötü değil. Hani bizi çok zorlamıyor en azından. Birazcık yumuşak zemin, kumlu yerler de var, mıcırlı yerler de var. Oralardan birazcık geçerken kayıyor. Ama sorun değil. Motorlar enduro modda olduğu için telafi ediyor. Birazcık da arayı da açık tutayım istiyorum ki herhangi bir tehlike halinde hem bizim birazcık zamanımız olsun hem de çok fazla tozdan etkilenmeyelim. Diyoruz. Şöyle yolları siz de görün. Amortisörlerine bakabilirsiniz Mustafa'nın. Nasıl çalışıyor? Tır 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 tır. Böyle bir zemin. Döneceğiz herhalde.
düşmeden dönmemiz lazım. Alper hocam bir şey diyor, anlamadım. Anlayamadım hocam. Yakın, tamam. Tamam. Ben en sondayım, tamam. Evet, çekim için tekrar pozisyon aldık. Yakın gideceğim dedi, yavaş gideceğim dedi, yakın gidelim birbirimize dedi. Yakın gidiyoruz.
adım yaklaştık Yasin'in bulunduğu yere. Bitirdik. Çok başarılıydınız Mustafa Bey. İyi mi hocam? İyi, gayet iyi. Sıkıntı yok diyorsunuz. Şimdi Yasin abinin toplanıp dönmesini mi bekliyoruz? Tamam. Plana uygun muyuz? Plana sadık mıyız hala? Vakit olarak. Tamam. Çok iyi. İsterseniz şimdi kulak tıkaçlarımızı takalım durmayacaksak. Beklerken takalım bence. Evet, beklerken kulak tıkaç. Asfalta çıkmadan önce roda çevirin mutlaka. Tabii tabii. Camları yükseltin. Çünkü biraz daha var. Anlaşıldı hocam. Mustafa Bey, kulak tıkacı taktınız mı? Tamam, eksiğin yok senin. Ben takıyorum o zaman şu anda. Evet arkadaşlar, kulak tıkacımızı takalım. Kapatıyorum çekimi.
aşağı yukarı bir 40-45 dakikalık süratli sürüşten sonra Oudtshoorn şehrine geldik. Şöyle yazılışını da görün. Oudtshoorn. Burası da bence Güney Afrika'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Öyle çok büyük de gözükmüyor aslında da. Road 62'nin üzerindeki büyük şehirlerden birisi muhtemelen. Evet. Devam ediyoruz. Sanırım çok fazla kalmadı gideceğimiz yere. Çünkü sabahtan beri 500 kilometreye yaklaştık. Ne kadar kaldığını bilmiyorum. Çünkü bu sefer rota planlaması vesaire her şey Sarper Bey'de. O ne derse onu yapıyoruz. Ne zaman derse o zaman. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Işık kırmızı, kırmızı ışık, kırmızı ışıkta duracağız. Evet. Hava 33 derece. Çok sıcak. Birazcık vizörümü açmak istiyorum. İçeriye hava girsin. Önceki gün de terledik. Ağustos ayı sporcuğumuz. Vizörü açıyoruz ama bu sefer mikrofondan ses az gider diye çok fazla açmak da istemedim. Çok rüzgar var dışarıda. Sol tarafa dönüş yapacağız herhalde. Şöyle biz de yerimizi alalım. İnsanları Queens Mall, Queens alışveriş merkezi. Burada bir AVM var, otoparkı var falan filan. Yani Amerika gibi, İngiltere gibi şehirleri onlar herhalde şekillendirmiş ama köylerine çok karışmamışlar herhalde. Ya da o getto benzeri yerler var, fakir insanların gerçekten yaşadığı yerler. Oralara yapacak bir şey yok herhalde. Ama ben ülkeyi gerçekten bayağı gelişmiş buldum yani. Gerçekten ülkenin durumu iyi şu anda. Yani ekonomisi de muhtemelen iyi. Şurada sopaların uçlarında görüyorsunuz tüyler var. Onlar deve kuşu tüyüymüş. Dün Sarper hocam öyle söylediydi. Herhalde toz almakta falan filan kullanılıyor. Tam olarak bilemiyorum. Böyle sola döndük. Şu dağlara doğru gideceğiz herhalde. Nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Patron ne derse o. Evet, kimse yok. Gelen giden yok. Geçelim. Böyle değişik. Route 62 Bar and Grill restoran. Demek ki bu Route 62 yapan insanlar buralarda konaklıyorlar. Belki de biz de sadece Route 62 yapsaydık burada konaklardık ama Sarper hocam bizi bu gece çadırda yatıracağını söyledi. Kamp alanında anladığım kadarıyla. Biliyorsunuz ben de çadırlara bayılırım. Hayatta sevmem çadır işini. Kamp alanındakiler belki birazcık daha bizim için comfortable olabilir ama bakacağız. Bakacağız, bakacağız diyoruz. Şimdilik durum bu arkadaşlar.
muhtemelen konaklayacağımız yere geldik. Neymiş? Baffles Drift diye bir yer. Baffles Drift Game Lodge, restoran, aktivite vesaire diyor. 500 metre ilerideymiş. Değişik. Aziz. Parking. Reception falan filan. Burada kendimize bir park alanı bulacağız. Serper hocam öyle gitti bölge yere. Biz de öyle gidelim peşine. Geldik arkadaşlar. Bırakıyorum. Geçmiş olsun hocam. Mustafa'nın tam uykusu gelmişti hocam. Ha? Bir iki defa şeridinde duramadım. Mustafa'nın uykusu geldi. Gördüm. Ben hissettim. Bir kere korna çaldım. Selektör yaptım. Öyle yani. Çok uykum geldi.